Son günlerde dolar ve euro rekor üzerine rekor tazeliyor. Euro zaten başını aldı gidiyor. Dolar başını aldı gidiyor. Bu saatten sonra geri dönüş de yok. Yani gelen bir şey yapamaz. Bu da bir gerçektir. Ekonomi zaten çoktandır bozuk biliyorsunuz. Bugün yani asgari ücretle çalışan bir insan evine bir şey götüremiyor. Bugün bizim çalıştığımız asgari ücret 15 doları bulurken 15 dolar yurt dışındaki bir adam için bir öğle yemeği. Doğru değil mi? Şimdi bugün bunlara baktığımız zaman yani Türkiye'nin ekonomisinde yani herhangi bir katkı diyelim, herhangi bir yaranma göremiyoruz. Bu konuya ilişkin düşüncelerini sorduğumuz vatandaşlar genel olarak ülkenin geleceğinden endişeli. Millet geçim sıkıntısı çok var. Ekonomi zaten almış başını gidiyor. Ben okuyorum, çok zor yani, yaşamak zor Türkiye'de. Daha da yükselir. Halk daha da kuru ekmeğe muhtaç olur. Hani birileri sofrasında bir sütte eksik olunca millete porsiyonları küçülttün diyordular. İlk önce bir milletten alınıyorsun. Ekmek olmuş 5 milyon. Ayda bir ailenin, 5 kişilik bir ailenin kuru ekmek gideri 1,5 milyar. Nasıl düzelecek ekonomi? Seçimlerden sonra hem dolar ve euro rekor üzerine rekor kırarken bu sabah dolar tilde 21,67, euro tilde 23,53 seviyesini gördü. Ardından artışa geçen enflasyon ve fiyatlarla beraber dolar ve euro da tavan yaptı. Ekonomi şu an berbat bir şekilde çünkü bugün asgari ücretle çalışan bir insan evine ekmek götüremiyor. Aynen böyle devam edecek. Tabi batıyoruz bakalım. Euro ve doların yükselişi devam edecek mi sence? 30'u geçer kesin. Öyle mi? Geçer. Düşün, bir emekli bugün geçinemiyorsa demek ki hayat bitmiş demek ya. Ben bir emekliyim, geçinemiyorum. Yani inşaatta çalışıyorum. Düşün bir emekli yani bu saatten sonra bir inşaatta çalışır mı ya? Hayırlısı diyelim. Yükseliş devam eder mi ekonomi gidişatı? Eder. Öyle mi? Eyvallah.